Yeni bir Ea Balıkta kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Beni de sazancı yaptınız gerçekten. Yani uzun yıllardır hiç yapmadığım bir avdı. Pek de özenmiyordum açıkçası. Gerçi tam teşkilatımız yok ama biliyorsunuz ki ben ürün tanıtımı yapmıyorum genelde. Veyahut da şu çok başarılıdır. Veyahut da şunu kullanırsanız daha iyi verim alırsınız diye taktikler kimseye vermiyorum. Beni kesinlikle yanlış anlamayın. Normal herkesin ulaşıp da elde edebileceği şekilde avlar yapıyorum. Peki takım kalitem kimisine göre maliyetli olabilir kullandığım makine kamış. Ama hafif takımlarla da bu avları yapabilirsiniz kesinlikle. Tabi biraz da sağlamlık önemli açıkçası. Yağmurlu bir gün yine Sarısu Deresi'ndeyim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar videolar gecikmeye başladı. Sebebi işte arkadaşlar hasat zamanı geldi. Fındık tarlalarım olduğu için fındıklarla ilgileniyorum, bahçeyle ilgileniyorum. Bir aylık bir süreçte belki videolar geç gelebilir, ara ara gelebilir. Çünkü şehre gidip sürekli merkeze gidip kendi evime videolar atmam gerekiyor. Burada internet çok zor şekilde çekiyor, çekmiyor da diyebilirim yani. Vallahi arkadaşlar bayağı yağmur yağmaya başladı. Bilmiyorum belki dere bayağı bulanık zaten. Balık alabilir miyiz hiçbir fikrim yok ama geçen hafta burada iki tane sazan yakaladım. Birisi aynalı, birisi pullu sazan. Tabi ufak oldukları için saldık. Bir de çekmedim. Mantarlı takım attık yine tekrardan arkadaşlar. Takımlar böyle suda. Birisi hemen şurada. Yağmur yağıyor zaten. Birisi sağda. Şurası biraz derin arkadaşlar. Derin yere attım. Biraz yemleme yaptım güzel. Balık alabilir miyiz bilmiyorum ama bakalım şansımız varsa illaki bir şeyler alırız diye düşünüyorum. Umarım keyifli bir video olur. Yağmur biraz benim umudumu kırdı ama hava açılmaya başladı. İyi sağanak yaptı ama belki balık ne bileyim yağmur yağdıktan sonra derler yani balık daha çok yapar. Belki yemlenmeye daha çok çıkacaktır. Hareketlilik olacaktır. Bunu hep birlikte göreceğiz. Umarım sizler için de güzel bir av olur. Benim için de keyifli geçmiş olur. Videoya geçmeden önce bir like'ını alırım. Bir like'ını alırım. Sadece bir tane. Bak bir tane like'ını alırım. Hadi şimdi iyi seyirler. Oo, aldık. Aa bıraktı. Güzel balıktı. 500-600 gram rahat vardı. Aldı götürdü mantarı ama yapacak bir şey yok. Yani mantarı güzel vurdu. Ama istihdai sazanı belli vuruşundan. Vuruyor. Evet. Allah kahretsin. Aldık. İyi. Evet, güzel bir sazan aldık. Evet, bir bebek sazan aldık arkadaşlar. Ay maşallah. Şunun güzelliğine bakın. Gel babacığım gel. Görüyorsunuz arkadaşlar bebek bir sazan. Hiç incitmeden çıkaralım. Eğer ki bu geldiyse bunun da büyükleri vardır illaki. Bayağı da güzel yutmuş ha. Daha demin tabi vuran bundan daha büyüktü de. Dur 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 dur, dur. Bak orana battı. Dur 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 dur, dur. Canı yanmasın. Bayağı çok güçlü bu balık ya. Bu boyda olmasına rağmen. Arkadaşlar görüyorsunuz. Mantar aldı. Dediğim gibi orası yansıdı mı bilmiyorum ama kamışla yukarıdaki dala vurduk. Allah'tan kamışımızı kırmadık tasma atarken. Mantarı alıp arkadaşlar kaldırıp ileri doğru sürüyor. Sıvı mer olduğu için. Güzel bir sazan. Bıyıkları görüyorsunuz. Ay maşallah canım benim. Canım benim. Sizden bol bol gelsin inşallah. Evet arkadaşlar sizden ricam lütfen
Keyfinizi aldınız, eğlendiniz ama bir tür ufak sazanları lütfen alıkoymayın. Tamam dur tamam Allah gitti. Vallahi fırladı gitti arkadaşlar. Ay, güzeldi arkadaşlar. Gerçekten güzel keyif verdi. Mantara tık 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 dokunurken bir anda kaldırıp götürdü. Ve güzel tasmamızı attık ve balığı aldık. Güzel de yutmuş zaten balık. Bunlar varsa illaki büyükleri de vardır. Ben inanıyorum bugün illaki bir tane büyük sazan yakalayacağız. Arkadaşlar kancam görüyorsunuz Fudo marka, onu da söyleyeyim. Fudo'nun 1001 modelinin, bakın 1001 modelinin 4 numarası arkadaşlar, 4 numara. Yani 4 tane 5 tane rahat mısır alabiliyor kanca. Güzelce gömüyorum. İlk mısırımı şöyle arkadaşlar, şu misinemin bağlandığı yeri gizliyorum. Oldukça sert mısırlar kullanmaya çalışıyorum. Diğerini de mısırı şöyle dik takıyorum. Görüyorsunuz. Sonra bir tane tombul bir mısırı yan takıyorum. Ve son mısırımı da arkadaşlar şöyle biraz etli bir mısırlardan hemen kancayı şöyle çok ufak bir kancanın ucu gözükecek. O şekilde bırakıyorum ve suyla buluşturuyoruz. Hadi bakalım. Evet, yemlediğim yere, aynı yere tekrardan attım. Oradan tasma atarken sıkıntı oluyor. Şu önüm de temiz değil ki. Temiz olsa bir yerde beton gibi şey yapamıyorum. Aa, öbür mantara bak. Buna sürekli İsrail sazanı vuruyor. O yüzden bunu ben bir solla atayım. Orada çok İsrail sazanı vuruyor. Yani vuruşların hepsi belli İsrail sazanları. Bu da gümüş bir kanca. Gümüş demişim, altın sarısı. Bunun markası arkadaşlar şey olması lazım, Mustang olması lazım. Eski zamanlardan kalma. Bunu biraz küçük kullandım. Öncelikle buna yan takıyorum. Şöyle gömme yapıyorum. Direkt mısırları. Bu da 4-5 tane mısır alıyor rahat. Tabii sonuncuyu gene iğneyi gizliyoruz. Bunu da şu güneşin ardına atacağım ama su aktığı için arkadaşlar getiriyor bu tarafa doğru illaki. Öyle sabit kalırsa beni mutlu eder. Onu da şöyle koyacağım. Asıl takımımızdan oradan çalışmak istiyorum. Güzel yemledim oraları. Bakacağız. Tabii suda biraz akıntı olmaya başladı. O da geliyor yani. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Hadi. Amballa şunu. Hadi. Hadi. Al bir uzat mantarı. Ufak ufak dokunuyor. Hadi. Benim arabanın yanına bir arada geldi. Hadi oğlum. Aldım. Allah, tabak gibi İsrail geldi. Üf. Üf. Buna bak. Yemlerimi mi yeme gelmiştin? Yemlerimi mi? Ne kadar güçlüsün? Ne kadar? O zaman kovaya gireceksin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iri bir İsrail sazanı geldi. Tabii ki de salmıyoruz. Bundan önce de bir tane tuttum.
Ondan biraz ufak. O da kovadı arkadaşlar. Onu da göstereyim hazır obalı tutmuşken. Hemen öbür oltaya vurduydu. Gördüğünüz gibi iki tane büyük İsrail'i alıkoyduk. Zaten küçükleri de olsa biliyorsunuz ki salmam. Salmam arkadaşlar. Vallahi balık duruyor duruyor. Ansızın tık 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 güm. Direkt ambarlıyor. Oo. Bazen böyle çapırda geliyor. Tahminimce büyük sazanlar atlıyor. Atladığı gibi oltaya da gelirse bizi çok mutlu etmiş olur. Bak 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 bak. İster nasıl oluyor bak. Bak 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 bak. İsrail'e bak. O kadar belli oluyor ki İsrail'in vurduğu. Vallahi arkadaşlar çok iyi bir İsrail sazanı da tuttuk. Tosuncuk gibi bir İsrail sazanı. Görüyorsunuz. Dev gibi bir İsrail sazanı daha geldi. Bunu da hemen kovamıza atıyoruz. Bu daha büyük. Ama bir ses yapmayın. Gözünüzü seveyim. Bir ses yapmayın ya. Ya vurursunlar eşyayı belliydi zaten de. Mantarı aldı. Ağzını aldığı gibi yavaş yavaş sürüklemeye başladı. Net bir et İsrail olduğu belliydi zaten. Yemi tam dibe yapıştırdım arkadaşlar. Mantarı görüyorsunuz hacı yapmaz gibi duruyor. Çünkü çok İsrail vuruyordu. Belki böyle kurtarırız dedim ama pek de sanmıyorum. Gene vuruyorlar. Ama şu an sabit yemlediğim yerde mantarlar duruyor. Belki büyük bir sazan gelirse görür de yutar umuduyla bekliyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Saat 3 civarları oldu. Bakalım saat kaçta bir güzel bir balık alabileceğiz. Gel bakalım. Ya kocaman bir İsrail. Dur, dur. Görüyorsunuz arkadaşlar, tokoz gibi bir İsrail daha geldi. Şuna bak. Hadi bakalım sen de kuvvet. Hoppa. Anlamıyorum ya. İlk balığımızı normal sazan olarak aldık. Dedik ki ondan sonra herhalde güzel sazanlar tutacağız. Ama lanet olası İsrail sazanları peşimi bırakmıyor ya. Bırakmıyorlar beni. Bu kadar mı çok seviyorsunuz beni? Ne yapıyorsunuz anlamıyorum ki ya. Ya güzelle batarınca dedik herhalde normal iyi bir sazan aldı. Ama maalesef ki değil. Aldım, aldım, aldım. Güzel bir sazan ama ufak. Oy. Lan tık 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 dokunuyordum tasma atarak aldık ya. Oy. Bebekler geliyor gene bebekler geliyor.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi orijinal bir şazam. Bıyıkları burada. Daha demin de tuttuğumuz işte bunun ayarındaydı. Bundan bir tık ufaktı. Ama limit altı. Bakalım size arkadaşlar. Çok da güzel bir sazan maşallah. Hiçbir hastalık yok. İsrail'lerin genellerinde hastalık var. Ama bu da limit altı olduğu için. Hadi bakayım. İki tane ufak. Bundan sonraki büyük olsun. Hadi babam benim. Hadi güle güle. Hadi git. Hadi bay bay. Yani öyle bir büyük sazan tutamadık. Yemim de çok az kalmaya başladı açıkçası. İsrailler yüzünden nasıl diyeyim size, yem dayandıramıyorum. Açık konuşayım. Az bir mısırla geldik zaten. Kalan yem bu arkadaşlar. Saat daha 4.30. Ama mecburen erken bitirmek zorunda kalacağız. Hatta tek olta atmaya başladım. İkincisini atmıyorum yani. Akşam suyu denemek istiyordum. Hava kararıncaya kadar ama maalesef ki deneyemeyeceğiz. Öyle gözüküyor. Yani alabileceğim yakın bir yerde yok. Ne yazık ki. Evet. Maalesef ki avı sonlandırma vakti geldi. Saat daha 6 ama benim yemim bitti arkadaşlar. Totalde 2 tane orijinal sazan tutabildik. 10 tane yakında bir sayı sazanı var. Onları da göstereceğim zaten şimdi kovada. Salmadım onları. Zaten salmam. Biliyorsunuz. Vallahi benim için keyifsiz oldu. Neden oldu? Yemin bitmesi benim çok canımı sıktı açıkçası. Bu da bana ders olsun. Nasıl unutursun öbür paket yemi? Dolapta unuttum. Allah'tan arabada bir paket vardı. Onunla idare edelim dedik ama pek verimli olmadı. Zaten İsraillerden de yem kalmıyor hiçbir şekilde. Tuttuğumuz İsraillerden burada göstereyim. Onları da köyde birine vereceğim. Yiyorlar zaten. Bayağı İsrail tuttuk arkadaşlar. Büyükler büyükler var. Yapacak bir şey yok. Tekrar burada bir av yapacağız. İlla ki. O zaman ne diyoruz? Yeni bir avda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.